Kıbrıs'a hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Çok sık Kıbrıs'ta görüyoruz. Evet, evet, ne mutlu bana. Ne mutlu size. Evet, yavru vatanı ben zaten her zaman çok seviyorum. Burada tatil yapmayı, burada çalışmayı, şarkılarımı söylemeyi her zaman çok sevdim. Şarkılarımla, dinleyicimle ilk buluşturduğum yıllardan beri Kıbrıs'ta olmak çok güzel. Son zamanlarda da evet, çok sık geldim. Evet, yani evet. Kıbrıs içi dışı, evet. Yoğun bir temponuz var, evet. Fark ediyoruz. Hı-hı. Bir de son zamanlarda sizin yıllardır net bir kariyeriniz var, yolculuğunuz var. Bu yolculukta yeni dönemde çıkan şarkıcı arkadaşlara, kadın erkek bir tavsiyeniz var mı? Aslında kendim için konuşabilirim, ben ne yaptım diye konuşabilirim. Sanki ilk günmüş gibi aslında, hani evet, bu anda bu sahneye çıkmak, sanki ilk şarkıyı çıkartıyormuşum gibi hep heyecanlı olmak, hem titizlenmek, hem en iyi şarkıyı yakalayabilmek, en iyi ekiple çalışabilmek. En iyi kıyafeti, kendime uygun en iyi kıyafeti seçebilmek, hep hani en iyi olmak, kendimin en iyisi olmak aslında. İstikrar bence buradan başlıyor. Hani çok başkalarını gözlemlemeden sadece kendiyle yarışı olmak. Benim birazcık da şansım herhalde şöyle oldu. Çok genç yaşta, yani işte 17-18 yaşında bu aslında müzik dünyasında vokalist olarak başlayıp sonrasında da işte ilk albümü çok genç çıkarttığım için aslında bu yıllar benim için iyice bir tecrübeli oldu. Dolayısıyla şimdi bütün yeni çıkan herkesi çok böyle kalbimi yürekten açarak izliyorum ve destek olmaya çalışıyorum. Hepsini de çok beğeniyorum. Tabii günümüz dünyasında biraz sosyal medyanın da gücü, aslında bazen gücü bazen acaba gücü mü diye de düşündüren hepimizi, onların da bence bunu yaşadığı taraflar var. Her dönemin, her yüzyılın bir tabii ki handikapı var. Biz de her şeye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Genç arkadaşlarıma her zaman tavsiyem kendileri olmaları. Yani ben her zaman kendim oldum. Ne hissedersem onu söyledim. Ne yakıştırırsam kendime o şarkıyı aldım. Ve en iyi ekiplerle çalışmayı seçtim. Onu söyleyebilirim. Bu arada çocuklar galiba sömestr tatili. Evet, sömestr tatili. Ya bizim küçük oğlumuz şu anda tabii çok anlamıyor sömestr olduğu için, ama şunu anlayabiliyor. Abla evde birlikte böyle daha güzel vakit geçiriyorlar. Ablasına çok büyük bir sevgiyle çünkü bakıyor. Zeynep de ona. Ama Zeynep tabii okulunu biraz özledi. Biz daha kreş annesiyim ben yani. Hani böyle aslında okulun o böyle bir rahatlatan tarafını daha yeni yaşamaya başladım. Önümüzdeki hafta işte tekrar okulu başlayacak, kreşe gidiyor. Bizim zaten çok ufak bir sitede yaşıyoruz biz, hani bir ortamda yaşıyoruz. Orada bir okula gidiyor. Çok da iyi bir okula gönderdiğimi düşünüyorum. Aile gibi orası da. Ama bir an önce okulun açılmasını bekliyorum. Onu söyleyeyim, itiraf edeyim. Çünkü sıkılıyor Zeynep. Yani evet, yani alıştığı için bir düzene. Her sabah kalktığında anne ben bugün okula niye gitmiyorum diyor. Diyorum ki haftaya gideceksin. İşte böyle ufak etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Konserlerden sonra ya ben ya babası işte onları alıp yerlere götürüyor falan, böyle ayak uyduruyoruz. Güzel fotoğraflar paylaştığınız zaman çok ciddi anlamda beğeni alıyor. Tabii bir şey sıcak geliyordur yani insanlara. Çünkü ben işte o anları yani biz yaşayınca hadi oraya da koyayım diyorum. Ama böyle her anları da paylaşmak da çok böyle yapımız olan bir durum değil. Ama elimden geldiğince tabii güzel anlarımızı ben de seve seve paylaşıyorum. Çocuklarımın mutlu olduğu zamanları ben de onlara atıyorum tabii ki. Tamam. Bir de son sahneye çıkmadan kıyafetiniz çok güzel. Teşekkür Kendi ederim. Kendi tercihiniz mi, yine ekip arkadaşları mı, modacılar mı? Bu konuda destek alıyor musunuz birilerinden? Tabii ki destek alıyorum. Ama tabii ki şöyle bir durum da var. Kendim hani uyuştuğum insanlarla çalışıyorum. Yol arkadaşlarım hepsi. Sevgili Tuana da benim uzun yıllardır çok böyle hiçbir zaman kopmadan çalıştığım bir modacım. Bu akşam onun kıyafetini, onların kıyafeti. Tabii ki. Seve seve. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Size zaman çok mersi Suat Bey. Bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece olacak. Sağ olun. Tekrar size görüşmek üzere. Herkese de şimdi iyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Çok mersi. Biz teşekkür ederiz. Bay bay. Selamını al yalnızlığa.
İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Burada olmak çok güzel. Kıbrıs'ın en güzel otellerinden bir tanesi. En güzel manzarayı seyrediyorum şu an. Hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun. Şahane şarkılar Thank you.
Çok teşekkür ederim.